Evet, geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Buyur kız, merhaba. 32 dişini göstere göstere. Merhabalar. Gel gel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Kız Dilek, sen 2 günce sanki kilo aldın ha. Kıyafetten. Ha, bol mu o yüzden tabii mi? Tabii ki de. Ha, peki. Öyle. Hoş geldiniz siz de hanımefendiciğim. Hoş bulduk efendim. Tekrar evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Yeliz Hanımcığım. Evet, masamız hazır önümüzde. Sevgi. Efendim. Yüzünde güller açıyor. Ay yok, akşam yemeğine gelmişiz gibi hissettim. Çorba mı içeceğiz? Yok, çorba içmeyeceksiniz, salatayı. Tası görür görmez hemen aynen. Olumsuz yorumu yapıştırdı aynen. Sevgi. Yeliz'ciğim sen istersen servise başla, daha sonra sohbetimize tamam. Devam edelim yorumlarımıza. Tamam. Evet, tabaklarımızı aldık. Yeliz'cim de kendine tabak yapsın. Şimdi tadına bakmadan önce Sevgi sana bir şey sormak istiyorum. Menünün yetişmesine şaşırdın mı? Evet, yetişti mi yani? Evet, bütün menü şu anda masada. Masada. Ne bileyim, tatlıyı göremeyince dua etmiştim keşke inşallah yetişmemiştir diye. Sevgi senin bu menün yetiştiremeyeceğini düşünmüş. Bunun sebebi de onun menüsünün senin meninden daha ağır olduğunu söylüyor. Yeliz'in bu kadar menüyü yetiştirmesine inanamıyorum, şaşırttı beni. Sibel abla, Sevgi'nin menüsü mü daha ağırdı, burası mı daha ağır? İkisi de birbirinden hafifti. İkisi de birbirinden hafifti. Pardon. Oo, Sibel pardon. Abladan tam bomba geldi. Oo, ne yapalım, şey öyle düşünüyorum. En ağır menü benimki olacak ve siz bunu yarın hepiniz fark edeceksiniz. Tek bir hamurla uğraşınca bana basit geldi. Neden? Hani yeşillik temizlememiş, uğraşmamış yani. Bir tek hamurla uğraşmış. Şükran Hanım, bir hamur dediniz. Bu hamurların hepsi bir hamurdan olmuyor. Hepsi ayrı ayrı yoğruluyor. Bunlar mayalanıyor. Siz de biliyorsunuz. Onun da yanında ekstradan salatam da var ve benim bugün 6. 6 yani. Siz de öyle dedikten sonra ben size hiçbir şey demiyorum. Yani 6 yani. Olmasıyla bir farklılık mı oluyor ki? Tatları güzel değilse. Ha, tabii İlla ki canım, altı tabii yani ki. Tabii ki buyurun diye. Şimdi şöyle, tatları konusunda eğer ki hakkaniyetli yiyecek cevap verecekseniz ben tatlarına sonuna kadar güveniyorum. Peki, tadına bakalım mı? Bakalım. İsterseniz önce şu ketenin tadına bakalım. Olaylı kete. Hangisi kete? Şu kare olan efendim. Nasıl Allah yani? Allah, benim bildiğim keteler daha farklı oluyor evet, ama. Evet, daha farklı. Ben de daha farklı yaptım zaten. Zarf mektup zarfı gibi oluyor. Yeliz'in ketesi galiba. Evet, evet, evet. Yeliz'in ketesi öyle yapacağım. Arkasını çevirip bakabilirsiniz şöyle. Kete görünümlü açma diyelim ben. Ben direkt kete görünümlü tabii açma diyeyim buna. Tabii ki istediğinizi diyebilirsiniz. Yani kesin ve kesin kete tadı almıyor musun? Ya içinde bir hamur kete harcı var. Okay. Evet, ama tamamen açma hamuru. Kendi de söyledi zaten, ama açma hamuruyla kete olmaz. Kete ağır bir şeydir. Tek tek açılır. Bu açılmamış. Bir kere açılıp dörde katlanmış gibi görüyorum. Hı hı, aynen öyle oldu. İsmi kete ama karşınızda daha farklı bir şey var. Evet, lezzetine ismi kete. Lezzetine mi puan vereceksiniz yoksa isminden puan kıracak mısınız? Yo, lezzetine puan vereceğim. Açma arası kete diye yani puan vereceğim. Yani isminden puan kırılacak mı peki, onu sormak istiyorum. Yani ismi bu değil, net yani. Yani kete hamuru bu değil. Hani menüde kete benim yazıldı benim ama karşınıza kete çıkmadı. Hayır, bu kete değil. Yani menüye ağır bir isim yazılmış ama hafifi yapılmış. Sibel şike Hanım. Var yani. Sibel Hanım. Şike var, Sibel Hanım. Şike olması için gizli bir şeylerin yapılması lazım. Yok yok, kötü size anlamda demiyorum. Menüden bahsediyorum ben. Beğendin mi peki tadını? Ya fena değil. Yani fena bu da bir beceri. Peki. Ben yani sizin de tek hatanız açma kete veya benim ketem diye koyabilirdiniz. Evet. Peki Sevgicim, sen nasıl buldun? Adı kete. Öyle yazdım. Ya adı evet. Kete ama tadı kötü. Adı ben kete, hiç, tadı yani kötü. Ben hiç kete tadı alamadım. Benim bildiğim kete böyle böldüğünde hemen böyle dağılır. Biraz ağır tat gelir. Bu bildiğiniz poğaça, yani poğaça hamurundan kete yapılmış. Keşke gibi. Siz de gözleme gibi yapsaydınız. Gözleme gibi yaptın zaten. Gözleme gibi yapsaydınız keşke. Neye benziyordu? En azından benimki bildiğin gözlemeye benziyordu. Hmm. Sizinki keteye bile benzemiyor. Anladım. Enteresan bir ekiple yarışıyorum. Ya benim menüm çok güzeldi ya bunlar hiçbir şey bilmiyor. Kars yöresinin ketesini falan hiçbir şeyini bilmiyor. Hı-hı. Tadını bilmediğim için de bu görüntüyü görünce dedim ki Kayseri ketesi, açma ketesi var Kayseri'nin. Hı-hı. Öyle sandım ama tadı hiç alakası yok abla. Yani anladım. Kars yöresinin ketesini bilmediğim için
Kayseri ketesi mi dedim acaba? Ama ben Kayseri yöresi demedim ki zaten. Yok, Kars dedin ya sen. Evet. Bilmiyorum hani ketelerin tadı benzer mi dedim ama ben ona da benzetemedim. Kayseri de böyle mi yapıyor? Evet. Ama onun da tadına benzetemedim yani. Poğaça tadı vardı. Ben zaten size bir şey söyleyeceğim. Siz zaten normalde Kars ketesi yememişsiniz. Yok ben yedim lütfen. Yok, yedim de yemiyorum da yani. Bakın, Şükran Hanım için söylüyor. Şükran Hanım için diyor. Şükran Hanım da diyor ki ben zaten Kars ketesi hiç yemedim. Tamam, tahminim yok tamam. Ama diyor. Genel anlamda bir kete tadı yok. Poğaça tadı var dedim. Poğaça tadı var. Zaten aç mamurundan olduğunu söylemiştim. Peki tadı nasıl? Yani lezzet olarak nasıl? Yok. Beğenmedim. Kete olmamış. Neyin ısrarı anlamadım ki? Açma. Açma yapmış. Şunu sormak istiyorum. Kete mesela menüye kete yazdı ama karşınızda asıl poğaça bir kete var. Gelmedi. Poğaça puan var, kıracak evet. mısın burada? Tabii ki de kıracağım. Peki lezzetine puan verecek misin yoksa tamamen yok mu vereceğim puan vereceğim o kadar da değil. Ha, ama isminden puan kıracakmış. Bu abi kete kete pereye gelmiş gibi olmuş sanki. Ay Sevgi Hanım gerçekten evet. Allah'ım. Karslılar bakar mısınız sizin keteye benziyor mu? Yani Karslılara da şimdi şey yapmak istemiyorum ama. Eğer ketiniz ben böyle de, ben güzel de keşke, değil. Ben de keşke aklıma gelseydi kaldırsaydım şöyle kısırı deseydim ki Adanalılar bir bakar mısınız Adanalı kısırı benziyor mu? Ben onlardım ya. Ama sen çok beğenmiştin. Deseydiniz kısırı çok beğendin o zaman. Kısırı çok mu beğendin? Tabii ki beğendim. Yedi verebilirim. Kısırı çok mu beğendin? Ben orada bir kere bulgur ya, için bile, ya, bulgur için bile ben orada pazarı, neler söyleyeceğimiydi ya. Hiç yani. Önemli değil. Dilek Hiçbir Hanım, şey geçmiş diye, değil. İçinize çok baktı herhalde. Hiçbir şey geçmiş değil Dilek Hanımcığım. Hakkaniyet için konuşuyorum ben. O da hakkaniyeti verdi. Ya Yeliz Hanım neye yedi verdiniz? Biz halen anlayamadık. Misafirperverliğe mi, temizliğe mi? Anlayamadık. Diyor ki evet, sizin kısır beğenmedim. Adamları gösterdiğim gibi diyor. O zaman gününüzü oynayarak yedi verdiniz. Benden yedi mi bekliyorsunuz yoksa? Kesinlikle hayır. Verdiğim gibi bütün puanlar helaliniz hoşunuz olsun. Asla geri dönüşünü beklemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.